Herkese merhaba. Bugün günlerden 7 Eylül 2023. Çok sevgili üstadım Ömür Duyar'la beraberiz. Fındıkta göz yönetimi, özellikle sonbahar döneminde rezerv besleme ile ilgili birkaç değerli bilgi almak istiyoruz kendisinden. Bir fındık ocağına geldik. Ordu'dayız şu anda. Ve fındık ocağında göz yönetimi, erkek püsler konusunda bilgi verecek. Evet sevgili üstadım, evet. Sendeyiz. Seni dinliyoruz. Yapılan çalışmalar diyor ki fındıkta yıllık sürgün gelişimi ne kadar çok uzun olursa fındıkta verim o kadar çok artmakta. Benim karışım yaklaşık 23 santim. Burada yaklaşık 20 santimlik bir yıllık sürgün var. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane göz yapmış. Ertesi yıl buralardan biz fındık alacağız. Fındıkta göz yönetimi erkek püsler Mayıs ayında itibaren oluşmaya başlıyor ve şu anda bayağı büyüdü, görüyorsunuz. Bunların yanında dişi karanfiller oluşmaya başlayacak. Kasım'da sonra onları da görmeye başlayacağız. Fındık durmuyor. Biz de fındıkta beslem olarak durmamamız lazım. Şu anda fındık yoruldu. Ciddi anlamda bir hasat, uzun bir hasat sezonu geçirdi. Hasata hazırlık süresi geçirdi, özür diliyorum. Tüm varlığının büyük bir kısmı niye verdi? Fındığına verdi ve geçtiğimiz Ağustos ayında biz bunları ne yaptık? Hasat ettik ve aldık. Kendimize bir gelir elde edeceğiz. Ama fındık 2024'te hızlı bir şekilde hazırlık yapıyor. Hem zaten kendi üzerinde 2023 hazırlığı vardı. Bir de 2024'de hazırlığı ekstra büyük geldi. Biz ne yaptık? Fındıklarımızı aldık. Bitki geçici bir açlık yaşıyor. Şu anda bu açlığını biz doyurursak, biz onun yanında olduğunu sürekli hissettirebilirsek, şu anda yapraktan mikro elementli amino asit takviyesi yapabiliriz. Yapraktan. Bu yapraktan yaptığımız çalışma erkek püslerde özellikle bor ve çinko çok önemli. Onlar da toz yayacaklar. Polenlerin canlılığı ve canlı kalma süresini arttırmada çok önemli iki elementlerden bir tanesi. Bu ağırlıklı bitki besleme yaparsak yapraktan çok daha güzel bir şekilde sonuç alıyoruz. Azıcık da bir azot verebilirsek, üre azotu şeklinde çok daha güzel sonuçlar alıyoruz. Biz topraktan yaptığımız çalışmalarla beraber yıllık sürgünü 1, 2, 3, 4, 5 değil de 6, 7, 8, 9 diye arttırabilseydik, ben yaptığım bir çalışmada 16 tane meyve alabildik. Bir yıllık sürgünden şurada. Düşünsene 16 tane meyve. Çok muazzam bir şekilde. Bunu ancak dengeli bir beslemeyle yapabiliriz. Bunu topraktan ve yapraktan entegre bir şekilde uygulamalı yapabiliriz. Bunu yılın tüm zamanına yayarak, uygulamaları yayarak yapabiliriz. Bazı arkadaşlarımız var, çiftçilerimiz, ben diyor fındığı görmeden, ya fındığı görmeden ama fındığı gördüğün zaman bir şey çok geç kalıyor. Geç kalıyor. Fındık araştırmada yapılan bir çalışmada 100 tane çiçeğin ancak 65 ile 75 tanesi meyveye dönüyor. Çotanağa dönüyor, özür dilerim. Bu çotanakların da %30'u bazen boşa çıkabiliyor. Yani ciddi anlamda biz performansını fındık ancak %50-55 oranında size yansıtabiliyor. Siz ona bir toprak tahliyle beraber, bir yanda bir entegre zirai mücadele beraber desteklediğiniz zaman bir yıl içinde verimizi çok rahatlıkla ikiye katlayabiliyorsunuz. Bu coğrafyanın kaderi 80 kilolar, 100 kilolardır. Biz hala orada 85-100 kiloları konuşuyoruz ya dönümde. Çok kötü bir rakam bunlar. Biz bu rakamları çok rahatlıkla orada ortalamasını 150-200 kiloları çıkartabiliriz. Bu potansiyel var mı? Ne yapacağız? Bu verimli topraklarda, bu ana vatanı olan fındığın bu yerini biz onu yalnız bırakmayacağız. Çok az bir şekilde uygulamalarımızı biraz dikkat edeceğiz. Toprak analizini yaptırın. Entegre zirai mücadele talimatları çerçevesinde zirai mücadeleye önem verin. Bundan da en önemli zararımızdan bir tane şu anda fındık kurdu ve kahverengi koparacağı çok fazla bir epidemi yaptı. Bunlara karşı mücadele ettiğiniz zaman bir yılda ölürüz ikiye kata çok rahatça çıkabiliriz. Bu damayla bunu desteklediğiniz zaman. Çok teşekkürler üstad. Ağzına sağlık. Kardeşim, sizden başka bir şey istiyor musun bugün için?